adını taşıyan ilk Türk devleti olan Göktürklerin tarihteki ilk Türk kelimesini geçtik. Türk yazıtlarında kullanılan alfabe tamamen Türk'ün icadıdır. Bir yaydır bu. Herkese merhaba, saygılar, sevgiler efendim. Bugün Türk tarihi ve edebiyatının ilk yazılı eserleri olan Orhun yazıtlarına gidiyoruz. Bilge Tonyukuk anıtı Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'a yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, şöyle bir arazide. Bu yolun 11 kilometrelik kısmı Türkiye tarafından yapılmış. Burada da gördüğünüz gibi Bilge Tonyukuk Karayolu diye Türkçe yazıyor. Moğolistan'a gelip de buraya gelmezsek olmazdı. Hatta Moğolistan'a gelmekteki en büyük amaçlarımdan bir tanesi de Orhun yazıtlarını görmekti. Türkleri buldum, burada topladım hepsini. Tonyukuk anıtlarına götürüyorum. Artık onları da bekletmeyeyim. Tika'nın yazısı da var orada. Haydi gidelim. Türklerin sayısız iz bıraktığı bu coğrafyada yazıtlar, balballar, bengü taşları. Resmi bir belge, ilk defa Türk adının yazıldığı coğrafya burası. O resmi belge dev anıtsal taşlar. Şimdi biz Bilge Tonyukuk anıtına geldik. Türk tarihi açısından çok büyük bir öneme sahip. 1300 yıllık bu anıtlar Moğolistan sınırları içerisinde yer alıyor. Şurada da hemen bayrağımız, Moğolistan bayrağı, Tonyukuk yazıtı. Tarihte Türk adını taşıyan yapılan anıt iki tane yazıttan oluşuyor. Bu tarafa doğru geçelim. Birinci Göktürk Kağanlığı yıkıldıktan sonra Türkler Çinlilerin hakimiyetine, egemenliğine girer. Çeşitli isyan girişimleri olur. Bunlardan başarılı olan İltiriş Kağan'ın yaptığı isyan girişimi. İltiriş Kağan'ın yanı başında Bilge Tonyukuk var. Bilge Tonyukuk hem İltiriş Kağan'ı, daha sonra Kağanlık yapan Kapkan Kağan'ı, ondan sonra Bilge Kağan'a baş vezirlik, sözcülük yapmış bir devlet adamıdır. Türk tarihinin en büyük devlet adamlarından bir tanesi. Merhaba. 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 Ben Türkiye'den geldim. Biz de aynı. Siz mi Türkiye'den geldiniz? Nereden? Türkçe iyi konuştuğumuza göre. Burada çalışıyor da olabilirsiniz abi. 20 yıl önce görev yapmıştım tekrar. Aa, ne kadar güzel. Tabanca 3-4 yıl önce 2 yıl görev yaptı. Merhaba. Sempozyum için geldim biz de. Denetleme kurulu Sempozyum Enstitüsü'nün. Hep beraber buralarda bir değerlendirme yapıyoruz. Merhaba, merhaba, çok memnun olduk. Geçen ilk Türk kelimesi. Tarihteki ilk Türk kelimesini geçtik. Bilge Tonyukuk adına dikilmiş yazıtlar. 720 ve 25 yıllar arasında. Bu tartışılıyor. 24, 23, 25 tartışmayalım. Türk tarihinin en büyük devlet adamlarından bir tanesi. Ve muazzam bir deha, askeri deha, siyasi deha, devlet yönetiminde çok etkili yazıtlar. Onun adına dikilmiş yazıtlar. Yazıtların hangisinde Türk devleti stratejileriyle ilgili bahsediyor, hangisinde kendisiyle ilgili bahsediyor? O karışıktır. Biri birinde değil. İkisinde de görürsünüz. Yani taştır o. Birisinde başlar, diğerinde biter. Bu birinci yazı, bu ikinci yazı. Devamı niteliğinde aslında. Tabii devamı niteliğinde dedim. Devamıdır bizim. Devamı. Türk adının, Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metin olmasının yanı sıra taşlar üzerine yazılmış ilk Türk tarihi olan Orhun abideleri birçok ilki de beraberinde taşıyor. Devlet ve milletin karşılıklı görevlerini, Türk devlet adamlarının millete hesap vermesini, Türk töre ve nizamını anlatan kültür belgesi. Yazıtlarında istihbarat teşkilatını görürsünüz. Tonyukuk muazzam bir istihbaratçıdır. Devlet geleneğini görürsünüz. Yaşantıyı zaman zaman yakalarsınız. İnanç sistemini yakalarsınız. İki bilgilerimizden. Bilge Kanunu, Költü gibi yazıtlarından daha önce dikildiler. Avrupa'da milletleşme süreci tamamlanmamışken burada Türk olun, Türk milleti ifadesi geçer ve o bozkırlarda muazzam devletler kurulur, Türk devletleri. Bu da tarihe önemli bir not. Tarihimizin en önemli tapuları şu an tam karşımızda. Kesinlikle. Aynen. Bunlar hiç oynatılmadı. Orijinal buradaki taşlar. Balbal sırasını görüyorsunuz. Saygı yolu vardır. Saygı yolu iki kere aradığınız heykeller var. İnsan ve hayvan heykelleri. Saygı yolunda kimin adına dikilmişse onun şeylerini temsilen, önemli komutanları temsilen heykeller dikilir bazen eşeğe. Aslan figürleri, aslan heykelleri karşılarına dikiliriz de sizi. Daha sonra o saygı yolu devam eder. Standart bir bark binası, yani türbemsi bir bina vardı. O yıkılmış.
tapunun arkasında temsili bir sandık ayırılır. Temsili mezar yani dörtgen bizim bildiğimiz İslam mezar geleneğindeki o sandukaları var ya. Onun taşını düşünün. Dörtgen bir sandık. Onun arkasında da sunak taşı yer alır. Ve buralar kült alanlarıdır. Tören alanlarıdır. Anma törenleri gibidir. Kurbanlar kesilir. Burası bir mezar değil. Büyük komutanların ve kağıtların mezarlarının gizlenmesi esastır. Anıt külliye diyoruz biz bunlara. Yani onların anısına dikilir. Ve bunlar da Bengü taşlar zaten. Yazıtlarda geçer. Bengü taş şeklinde. Ebedi taş. Amaç ölümsüzlüğü yakalamaktır eserleriyle. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Taşlarda bir iki tane üzücü durum var. Şuraları boyayla fotoğraf çekmek için herhalde şey yapmışlar. Büyük ihtimalle. İlk çalışmaları şu an kullandığımız makineler gibi kaliteli makineler olmadığı için yazıyı daha net görebilmek için adına boyamışlar. Onlar çıkmamış. Bu, Türk yazıtlarında kullanılan alfabe tamamen Türk'ün icadıdır. Türk tamgalarından şekillerden doğmuştur. Alfabede hem ok, uk seslerini karşılar hem de k sesini karşılar. K sesini. Yani şekiller sese dönüşüyor. Mesela şu T'dir. Şöyle tak, da eski Türkçe'de T. T. Harfe dikkat edin. Bir yaydır bu. Yay. Aa evet, şekil olarak birebir evet. Aynı. Yani bu ok, bu yay. Bu da Y'dir. Yani bizim icadımız, öyle söyleyeyim. Sağdan sola doğru yazıp, sağdan sola doğru yazıp diktiğiniz zaman yukarıdan aşağıya göstereyim. Buralar oyulmuş. Hepsi öyledir. Bu sanduka taşları böyle bunlara dikilir ve bir dörtgen anıt mezar oluşturulur. Taşlar değil, işlemeli. Aa evet, üzerinde şekiller var. Tabii. Şey gibi, Türkiye'deki o kuyulara para atmak var, onu işte burada görüyorsunuz. Evet. Mesela sunak taşları vardır. İlk anlık ideleri de buradaki kaldırım depo. Sunak taşlarında da bol bol para görürsünüz. Ötüken başkent değil, Ötüken bir bölge. Yani bir kere düzeltelim, başkent değil, bir bölge. Orhan Havzası, Ege Kalki Ötüken'in yasalarının olduğu bir bölge. Ötüken bölgesi muhtemelen araştırmaları daha çok orayı işaret ediyor. Bilge Tonyukuk yazısından ayrılıp rotamızı Orhun Vadisi'ne çeviriyoruz. Bilge Kağan ve Kültigin yazıtları Ulan Batur'a 400 km uzaklıktaki Orhun Vadisi'nde bulunuyor. Bilge Kağan yazıtı 735 yılında oğlu tarafından, Kültigin yazıtı 731 yılında Bilge Kağan tarafından dikilir. Yazıtların orijinalleri müzede korunuyor. Maalesef yazıtlar daha öncesinde hasar görmüş. Bilge Kağan yazıtı Türklerin Uygur alfabesinden önce bir başka alfabeyi kullandıklarını kanıtlar. Orhun alfabesi olarak adlandırılan bu yazı sistemi runikti. 4'ü ünlü, 30'u ünsüz, 4'ü de heceden oluşan 38 harf ve işaretlerden oluşuyordu. Hepsi çözümlendikten sonra bilimsel çevrelere tanıtıldı. Böylece Türklerin milattan sonra 8. yüzyıldan itibaren yazı kullandıkları kanıtlanmış oldu. Ötüken bölgesinde yürütülen bilimsel kazı çalışmaları sonucunda hükümdarlar Bilge Kağan ve Kültigin'in babası İlteriş Kağan'ın külliyesi ile yazıtı keşfedildi. Bu keşif sırasıyla 1889 ve 1897 yıllarında bulunan Orhun yazıtları ile Bilge Tonyukuk yazıtlarından sonra 3. en önemli keşiftir. Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'da Atatürk Okulu'na geldik burada. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün burada da böyle bir heykeli var. Okul Türkiye-Moğolistan dostluk ilişkileri sonrasında burada yaptırılmış. Ankara Caddesi üzerinde bulunuyor. İçerisi şu an açık mı hiçbir fikrim yok. Şurada gördüğünüz gibi ülkemizin bayrağı var. Sol tarafta da Moğolistan bayrağı var. Hemen şurada Tikan'ın yazısı var. Atatürk Okulu dış cephe taş kaplaması ve tadilatı Moğol halkına Türk halkının armağanı olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yani TİKA tarafından yapılmıştır. Şu an içeride kimse var mı bilmiyorum. Girip bakalım. Thank you. Bayırtlar. Şimdi okula girdim. Oo, burada bayağı bir ödül kazanmışlar. Hemen bu tarafta da işte atam ya. Burada da böyle bir Atatürk köşesi yapılmış. Burada atamızın fotoğrafları yerleştirilmiş bu köşede.
Nutuk var, Atatürk'le ilgili kitaplar var burada. Benim Atatürk kitabım. İnsan bu kadar kilometre ötede, bambaşka bir toprakta atasının izini görmek gururlandırıyor insanı. Burada Nutuk da var yine. Ve burada Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın koyduğu Nutuk var. Bayağı büyük bir boyda yapılmış. Çok ağır değil mi? Ağır mı? Ağır. Atamıza da selamımızı verdiğimize göre artık gidebiliriz. Şimdiki durağımız Bokhan'ın kış sarayı oluyor. Çin mimari şeklindeymiş. Hadi girelim içeri. Of çok güzel ya. Çok güzel. Çok güzel. Bugün benim yanımda Belinay var. Belinay. Merhaba. Belinay diye tanıtıyorum değil mi? Kendisi Moğol ama az da olsa Türkçe biliyor. 1903 yılında inşa edilen bu saray Moğolistan'ın en eski ve en dikkat çekici eserlerinden bir tanesi. Toplamda 6 tane tapınağı ve pek çok Budist resmi içeriyor. Burası şehrin en çok ziyaret edilen yerlerinden bir tanesi. Burası kendini korumayı başarmış. Burası herhangi bir hasar almamış. Çin mimarisini görebiliyorsunuz burada. Elinay Türkçe anlayabiliyor ama çok az söyleyebiliyor. Çıt çıt, az az. Evet, azız. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasılsın? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Hünkârım. Sultanım. Seni seviyorum. Seni severdim. Seni severdim. Şurada Moğolistan bayrağı var. Dini bir simgesi varmış bu bayrağında. Okey. Sarayın içerisinde Budizm'e ait birçok simge bulunuyor. Bu da kapısı. Bu ne kadar etkileyici mi diyeyim, korkutucu mu diyeyim bilemedim. İçeride çekim yapmak yasak. Artık ne çekebilirsek. Zaten içinde de krala ait eşyalar, ürünler ve dini semboller bulunuyor. Şimdi tapınağın içerisinde böyle turistik ürünlerin satıldığı bir yer var. Baksanıza alana ne kadar geniş, çok güzel. Şunun fiyatı 25 bin tugrikmiş. Aslında böyle bir şey almak istiyorum ama belki daha farklı bir şey bulurum. 10 bin tugrikmiş. Yak. Aa, burada çok fazla yak var. Yak resmedilmiş. I guess it's the same like we were talking about like. Aa, okay. Dini bir müzik aleti gibi bir şey. Evet. Keçe burada çok ünlü. Ay, Belinay'ın dediğine göre bu dini bir şeymiş. Aslında içerisine para, işte pirinç vesaire atıyorlarmış herhalde bereket için. El yapımıymış. Bana basic. We do something like this. Like this. Aa. And the baby is not gonna be sick. Kind of. Aa. Tradition. Okay. Yeah. Şimdi bunu bunun zaman like, yeah. Yes, yeah. Çocuğa yeah. To baby right? Evet. Çocuğa çocuk hastalanmıyormuş. Geleneksel bir inanış. Ay şunlar çok güzelmiş. Burası da böyle. Hadi çıkalım. Let's go. Hey. Let's go. Giriş ücreti de 8000 tugrik ama içeride çekim yapmaya izin vermiyorlar. Artık ne çekebildiysem onu göstermeye çalıştım. Şimdi buradan artık ayrılmanın vakti. Haydi gidelim. Burada Kore ürünleri çok fazla bulunuyor. Her yerde böyle. Zaten marketler de Kore marketleri ama normal diğer marketlerin içerisinde de hep Kore ürünleri bulunuyor. Moğolistan'da mıyız, Kore'de miyiz belli değil. Bak bunların hepsi Kore içkisi. Şimdi bizimkiler kahve aldı. Buradan çıkıyoruz. Tatili sona eriyor. Yeni öğretim yılı başlamak üzereyken burada böyle kermes kurmuşlar. Burada kermeste Moğol ürünü çoraplar falan var.
Bu ne kadarmış bunlar? Bak geyikler var. Doha Türklerinin geyikleri. Of ne kadar kalınmış. Buralarda pahalı olan bir şey. Genellikle Türkiye'den geliyor insanlar Facebook'ta satıyor. Evet ama bu Türkiye değil. Bu buranın üreni. Evet. Çok güzel ha kalın. Benim mi olacağım gibi. Şey hafif hafif böyle keçe gibi. 8000. Evet. Tugrik. 2,5 dolar. Ay şunlar çok tatlıymış. Çocuklar için olanlar. Oo, tabii burada kış çetin geçtiği için kışın buraya gelseydik böyle bir şey almamız lazımdı. Hayırtla. Hayırtla. Kolay gelsin. Öğretim yılından dolayı bakar mısın? Kırtasiye malzemeleri, üniformalar. Bak burada üniformalar falan var okullar için. Çok severdim ben okul başlarken böyle defter kitap bakmayı. Şimdi Belinay'ın abisinin böyle resim yapıyormuş. Onun atölyesine geldik de bakar mısınız çok güzel işlemiş. Burada kahloyu çok severim. Kahlo Van Gogh var burada. Çöp adam çizebilir mi? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Lenin. Lenin. Putin. Ya şu adam kimdi ya? ALS hastasıydı. İnsanın benim zaman sonra başı dönüyor. Genel olarak liderler üzerine çalışıyormuş ama anladığım kadarıyla içerik şeylerinde, eserlerinde. Abraham Lincoln var. Doraçt. Aa, bu sensin. Abinin ismi neydi? What is his name? Chuka. Chuka. Ellerine sağlık Chuka. Şimdi para çekmişken size şöyle ülkenin parasını göstermek istiyorum. Hemen üzerinde böyle Cengiz Han'ın fotoğrafı var. Para birimi Tugrik. Bu elimdeki şu an 20.000 Tugrik. 10.000 Tugrik 56 TL gibi bir şey yapıyor. 11.000 Tugrik de yaklaşık 110 lira yapıyor. Tabii ki kura göre değişir. 1000 Tugrik bu da dediğim gibi 56 TL gibi bir şey yapıyor. Şöyle küçük paralarından var. Şunu göstermek istedim. Çünkü Monopoly parası gibi baksanıza küçücük. Ve sanki gerçek para değilmiş gibi geliyor. Bu da 20 Tugrik. Vallahi yani doğru düzgün hiçbir ederi yok yani. Belinay ve Berkan'dan ayrılıp kaldığım hostele geldim. Da arkadaşlarımın arkadaşları, onların arkadaşları bir şekilde genellikle hep tanıdıklarda kaldım. Daha önceki gezdiğim rotalarda hostellerde kalıyorum. İşte Booking'ten bakıyorum ya da diğer başka birçok site var. Oralardan fiyatlara bakıyorum. Genellikle geceliği 7-8 dolar gibi oluyor. Bazen daha ucuz oluyor. Yurt gibi yerlerde kalabiliyorsunuz. Mesela burası şu an benim yatağım. Booking'den veya diğer sitelerden uygun hostelleri bulabilirsiniz. Zaten benim ilk yaptığım şey yorumlara bakmak. Yorumlara baktığınız zaman kafanızda 3-5 bir şey oturuyor. Şimdi ben size hosteli göstermek istiyorum. Özellikle mutfak kısmını. Çünkü bence bir hostelin en önemli noktası bir duş alabileceğiniz yer temiz olması. İkincisi de mutfak. Çünkü mutfak bence yani benim için en önemli noktalardan bir tanesi. İşte burası da hostelin ortak alanı. Sol tarafta da mutfak var. Vallahi ben bu zamanda çok hostelde kaldım ama en temiz hostellerden bir tanesi burası. İsterseniz mikrodalgayı kullanabiliyorsunuz. Burada kahvaltı hazırlayabiliyorsunuz. Buzdolabı var. Buzdolabına isterseniz yiyeceklerinizi bırakın. Her zaman sıcak su oluyor. Kahve, çay yapabiliyorsunuz. Ben de kahvemi yaptım. Odama çıkabilirim. Sabahları da burada kahvaltılıklar oluyor. Şu şekil. Kahvaltı saati olmadığı için bitmiş. Böyle yağ oluyor. İsterseniz kahvaltınızı da burada yapabiliyorsunuz. Kahvemi de hazırladığıma göre artık benim için çalışma vakti. Sonuçta bu videoların editlenmesi için bir zamana ihtiyacım var. Hem gez hem de aynı zamanda video çek hem de bunları editle. İnsanın biraz zamanı planlaması zor oluyor açıkçası. Eğer kanala abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi uzun bir Moğolistan macerası bekliyor. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.